alçak burnu. Alçak abi. Abi anında sıtırabilir. Bir sene kullanırsın. Yani oradan gidiyorum. 13 milyondan fazla sene gidiyorsun. Bir sene. Şundan böyle şuraya gidiyorum. 3 tane. Yine bunu 5-6 sene kullanırsın. Ama bu şey değil. Çelik değil tabii değil mi? Yok, çelik değil abi. Çelik 10 günü bile sürmüyor, parçalanıyor. Bir abi, yani bir ay falan kullanırsın. Çelik kovalasın abi. ...83'ten beri bu işi yapıyorum. Çıraklıktan beri. Kova imalatı, boru imalatı olsun, havalandırma, soba işi, hepsini yapıyoruz. Yani. İşlerimiz iyi ama soba satışları durgun. Tabii millet kalorifer yapınca bir hane nereden baksın 2-3 tane soba alır. Kalorifer olunca, doğalgaz olunca soba satışları her geçen yıl daha %10, %20 aşağı iniyor zaten. Kâr amacı da yok. 3 ay. Millette alım gücü de yok. Yani 250'ye de versen, 200'e de versen insanlar bir düşünüyor şöyle bir alalım mı almayalım mı diye. Daha ucuzuna bakıyor. Köylerde yaşayanlar yani. Durumu iyi olanlar da zaten kalorifer yaptırıyor. Yani onun için tamir bile gelmiyor yani. Eskiden çok tamir yapıyorduk. Dükkanlarda adım atacak yer yoktu. Tamir yapıyor. Şimdi o bile gelmiyor yani. Kuzine alıyorlar. Isınmak için işte kovalı soba alıyorlar ucuz diye. Diğer tuğlalı sobalar yaklaşık 800'den başlıyor. 1200-1300 liraya kadar var. 1500 liraya da var. Ekmeğini yapıyor. Yemeğini pişiriyor. Suyunu ısıtıyor. Daha avantajlı yani kuzine. Yani kalorifer yaptırsa bile mecbur kuzine alıyor yani. Ekmeği için alıyor. Yok işte soba diyor işte şu kadar 2 yıl 3 yıl garantili diyor. Soba eridiği zaman mesela malzemeden malzemeye fark ediyor. Bazı sobalar mesela kovalı sobalar 200 liraya da var, 250 liraya da var ama o malzemesi ince. 2 ay 3 ay gidiyor. 2-3 sene gidiyor. Bazı sobalar kalın, biraz daha pahalı. 8 sene 10 sene kullanabiliyor yani. Vatandaş kolay kolay sobanın iyi olup olmadığını anlamaz. O mesela esnaflara bağlı. İşte esnaf müşteriyi kandırmak için İşte geliyor, döküme vuruyor, içine vuruyor, bilmem ne yapıyor. Yani sobanın garantiye giren üst kısımlarıdır. Saçları zamanla erir. Yani maliyeti düşürmek için saçını 0.60 yapanlar da var, 0.50 de yapan var, 0.70 yapan da var. Aldığı zaman ağırlığından belli olur yani. Daha atıyorum işte 8 sene, 10 sene kullananlar var. Yağmur altında bıraktığı zaman soba 2 senede de çürüyor. Yani o kullanmaya bakar. Tuğlaları, ızgaraları, mesela bunun ızgarasının çabuk erimesini istemiyorlarsa eresinler, haftada bir içini boşaltırlarsa ızgara daha uzun ömür gider. Şu sobayı normalde 20-25 sene kullanabilir bir müşteri. Buna hiçbir şey olmaz. Mesela böyle kovalı soba, buradan alması daha kolay. Külünü falan boşaltması daha kolay. Yaşlı insanlarımız için alması daha iyi. Bu kuzine sobamız camlıdır. İçi dökümlüdür. Kolay kolay bir şey olmaz. Kuzinede kömür yakarken bir tane odun atmaları lazım. Kömürün daha iyi yanması için. Derecesi buradadır. İlk yakarken bunu açmaları lazım. Ekmeği pişirirken buradan dereceyle ayarlayacaklar. Ayarladıkları zaman altından üstünden bir pişirir ekmeğini. Çoğu insanımız bunu ekmek pişirmede zorluk çekiyor. Asıl meslek babama ait. 58 seneden beri bu caddede en eski sobacı olarak kendisi. Önceki hafta yağmur yağdığında bir hareket oldu ama tekrar hava düzeldiği için işlerde düşüş oldu. Bizim insanımız biraz son güne bırakmayı seviyor. Kar ya da soğuk olmadan, yağmur yağmadan kimse uğramıyor. Satışlar doğalgaz bizi çok etkiledi. Yani 3-4 yıldan beri devamlı aşağıya doğru bir gidişat var. Soba sektöründe. Doğalgaz bağlatamayanlar köylerde ya da doğalgazın ulaşmadığı yerlerde
Satışlar tabii ki ister istemez devam ediyor. Yakıta bağlı, odun yakacaksa kovalı grubu, kömür yakacaksa tuğlalı ya da dökümlü grubu olarak o şekilde farklılık gösterebilir. Ya onu anlayamaz ama bilinen markalar, yani Türkiye çapında büyük firmalar var. Bunların malları, bunlar yurt dışına ihracat yapan firmalar var. Büyük firmaların malları zaten garantili oluyor. Garanti belgeli oluyor daha doğrusu. O şekilde oluyor. Bağ evi kuruyor ya da köy evini nostalji yaşamak için. Ya da evinde doğalgaz var, ben ısınamıyorum. İşte sıcağı seviyorum deyip tekrar sobayla devam eden de var. Thank you.